Yurdoğlu obanın nizamını bozdu. Töreye karşı geldi. Kayı obasını ne hale düşürdün Kurtoğlu? Süleyman Şah'a, Hayme anamıza bu zulmü nasıl reva gördün ha? Nasıl? Beylik seçimini kaybedince tahtı hileyle elde etmeye çalıştı. Hayme ana, sen bizimle geleceksin. Hayme ananızı nereye götürüyorsunuz? Diğer hatunların yanına. Ya evlatlarım? Dündar'la Gündoğdu Akçakoca'nın çadırında. Ebelere emanetler. Gündoğdu Bey'imizin bir şeyi yoktur, gayet iyidir. Ailesinden kimseyi sağ koymayacaksın. Anladın mı? Anladın mı dedim. İyi. Sana haber vereceğim. Ömer edersiniz. Şimdi git yıkan. Domuz gibi kokuyorsun. Temizlen. Bir şeyler giy. Alp'e benze. Al bakalım. Süleyman Şah, seni toydan isterler. Bakalım hakkımızda ne karar almışlar. Kötü bir karar veremezler benim. Yazıktır, günahtır, zulümdür. Beyler böyle bir şeye izin vermez. Ne Süleyman, ne de evlatları yaşadıkça obamıza sükun ve huzur gelmez. İsteğim Süleyman ve oğullarının tez idam edilmesi. Ailenin kadınlarının da sürgün edilmesi. Bu hususta sizlerin kıymetli fikirlerini öğrenmek isterim. Akdemir Bey söz ister. Herhalde beni destekleyecektir. Süleyman Şah bunca seneler beyimizdi, Kurtoğlu Bey'im. Obanın birliği, dirliği için canını dişine taktı. Bu uğurda evlatlarını ve ilk avradını kaybetti. Bir gün rahat huzur yüzü görmedi. Ne ekmeğimize göz dikti, ne de harama uçkur çözdü. Eyvallah. Eyvallah. Hiç bir şey görmedi. Doğrusun Akdemir. Akdemir doğru söyler. Doğrusun Akdemir. Gündoğdu ve Ertuğrul Beyler de öyle. Demem o ki, hatasıyla sevabıyla idamı değil, hep birlikte sürgün edilsinler. Doğrusun Akdemir. Merhametten maraz doğarmış. Lakin obanın selameti için doğacak bu maraza göğüs germek beyiniz olarak boynumun borcudur. Madem böyle düşünürsünüz, başım üstüne. Eyvallah. Eyvallah. Ertuğrul! Şimdi sözlerimi dikkatlice dinle.
Bir daha tekrar etmeyeceğim. Sen benim kurduğum tuzağa doğru yola çıkarken Kurdoğlu babanın beyliğini elinden aldı. Artık babanın beyliği elinden gitti. Teslim olursan ailenin ve Halime Sultan'ın yaşamasına izin veririm. Ne istiyorsun? Arabi'nin sandığını. Sana asla söylemeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğini söylemiştim efendim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun beyim. Ertuğrul! Kılıcını bırak! Ruh sahiplerini öldür. Kurdoğlu bize sürgün ederken mutlaka yanımıza yerleştireceği adamlarla canımıza kıymak isteyecektir. Bu Turgut Alp olabilir. Turgut bize kıymaz. Kıyamaz. Kurdoğlu'nun çadırına girerken gördüm. Onun emrine girmiş. Selcan. Ağzını hayır aç kızım. Ertuğrul'un mutlaka yetişecektir. Kalk yolumuzdan. Gelin de kaldırın o zaman. Size İbnül Arabi'nin selamını getirdim. Her şey tamam mı? Her şey tamamdır beyim. En küçük bir mesele çıkaran olursa gözünün yaşına bakmayın. Emredersiniz. Halime Sultan'ı ayırın. O obada kalacak. Hayır! Ne? Hayır! Halime! Sen ne yaparsın Kurdoğlu? O benim gelinim. Toydan çıkan karar senin ve ailen içindi Süleyman. Halime henüz aileden biri değil. Kurdoğlu, gayri bu kadar zulüm yeter. İstediğini aldın. Halime bizimle gelecek. Sende hiç ar, namus, şeref, haysiyet yok mudur Kurdoğlu? He? Ertuğrul'u ele geçirmek için Halime bacıyı kullanacak. Gündoğdu, bu aklını babanla bana oyun kurmadan kullanacaktın. Kurdoğlu, andolsun ki senin o kelleni mızrağıma takıp ibret alem olsun diye gezdirmezsem bana da Süleyman Şah demesinler. Turgut Bey'e selam söyle Süleyman. Ola ki 300-500 alpiyle üstüme gelmeye kalkarsa obasını ganimet mekana eylerim, haberi olsun. Halime Sultan'ı yerine götür. Ana! Ana! Bacılar hakkınızı helal edin. Thank you.
Söyle. Ne istiyorsun benden? Gözlerinde bana karşı duyduğun nefreti görebiliyorum. Ama her şeyi obamın geleceği için yaptığımı anlayacak kadar zeki olduğunu da biliyorum. Üstad Petruşo denen o alçakla, Titus denen o elikanlı katille, Kara Toygar denen soysuzla bu yüzden mi ittifak ettin? Bu şahsi bir mesele değil. İsmini zikrettiğin adamlardan en az ben de senin kadar nefret ederim. Eminim onlar da benden nefret eder. Ama ben onlara katlanıyorum. Ne için? Sadece kayıların istikbali için. İstikbaliniz Haçlılara yol gösteren tapınakçıların elindeyse, kayıların yok olması daha evladır Kurtoğlu. Lakin böyle olmadığını Ertuğrul da, ben de çok iyi biliyoruz. Bütün oyunlarını bir bir ortaya çıkaracak. Yaptıklarına pişman edecek seni. Süleyman Şah Beyliği senden geri alacak. Artık çok geç Halime Sultan. Süleyman Şah da, ailesi de, onunla birlikte sürgüne gidenler de artık yaşamıyor. Yalan söylüyorsun. Maalesef böyle olması gerekiyordu. Ama sen müşteri ol. Turgut Alp en hızlı ve acısız şekilde bu işi halletmiştir. Ertuğrul'a gelince, Ertuğrul'la Alpleri, Doğan'la Bansı, o soysuz tapınakçıların eline düştü. Yalan, yalan söylüyorsun. Şimdi beni iyi dinle Halime Sultan. Hayatta kimsen kalmadı, kardeşin dışında. Eğer kardeşini de alıp uzaklara gitmek, yeni bir hayata başlamak istiyorsan, sana bu fırsatı vermeye hazırım. Ne istiyorsun? Arabi'nin sandığını. İbn-i Arabi bu sandığın mahallinden sadece ikimizin haberdar olmasına müsaade etti Ertuğrul. Sandığı asla açmayın dedi. Döndüğünde bizden geri alacakmış. Bak Halime Sultan, eğer bana sandığın yerini söylersen, kardeşini de alıp yeni bir hayata başlarsın. Sana ilk ve son teklifim budur. Var burada. Bu kadar çabuk işi bitirip dönmesi mümkün değil. Mehmetçi, beye haber ver. Turgut Alp burada de. Emredersin beyim. Arabi'nin sandığından haberim yok benim. Yalan söylemek senin gibi güzel bir sultana hiç yakışmıyor. Sandığın yerini bildiğimi nereden çıkarırsın? Hem bu kadar önemliyse niye bana emanet etsin ki? Zaten sana değil, Ertuğrul'a emanet etti. Ama Ertuğrul yaralı olduğu için Arabi sana teslim etti emanetini. Gitmeden önce sana bir emanet bırakacağım. Ben dönmeden Ertuğrul iyileşirse ona vereceksin. Ve sakın ha içine bakmayasınız. Canım pahasına koruyacağımdan emin olun. Sizi her yerde adım adım gözlettim. Ertuğrul iyileştikten sonra gittiğiniz her yeri, attığınız her adımı bilirim. Madem attığımız her adımı bilirsin, o vakit sandığı nereye sakladığını da bilmelisin. Konuşmazsan sen de
Kardeşin de öleceksiniz. Beyim. Ne var? Turgut Alp döndü beyim. Elleri kan içindeydi. Otağda beklesin, geliyorum. Artık bana inandın ha? Hayatta hiç kimsen kalmadı. İyi düşün. Bu kardeşin de senin son şansındır. Her şeyi bilmek istiyorum. Bir fırsatını bulup bağlı oldukları iplerden kurtulmayı başardılar. Kaçmak için mücadele ettiler. Lakin... Ya Alplerim? Hepsi öldü. Alpler de. Üstadın tedbir için yolladığı tapınakçılar da öldü. Hey gidi Süleyman Şah, hey. Senin de devrin bitti ya. Tapınakçılardan kimseye bir şey bahsetme. Emrin olur beyim. Ayhan, bir ses duydun mu? Hayır, nereden çıkardın bunu? Siz önden gidin, ben gelirim. Ayhan, başını derde sokma. Ertuğrul Bey'im. Ayhan Alp'im. Çok şükür yaşıyorsunuz beyim. Lakin Süleyman Şah'ımı sürgüne gönderdi soysuz. Bilirim. Senden bir isteğim var Ayhan Alp'im. Ne isterseniz yaparım beyim. Süleyman Şah'ım için de, sizin için de canım fedadır. Eyvallah. Kurdoğlu'na gideceksin. Ona diyeceksin ki... eğer Ertuğrul'u istiyorsan... gelip sana teslim olacakmış diyeceksin. Yalnız... bir şartı varmış diyeceksin. Toy ister. Seninle beylerin önünde hesaplaşmak ister diyeceksin. Ondan sonra da... eğer isterse... hala gücü yeterse,
kellesini alacakmışsın diyeceksin. Beyim, sen ne dersin? O babamın beyliğini otağında ihanetle aldı. Ben de aynı otağı da Allah'ın takdiriyle geri alacağım. Hesabım budur. Halime'yi konuşturmanı istiyorum. Ne gerekiyorsa yap. Ondan sandığının yerini öğren. Emredersin beyim. Halime Sultan'ın yanına böyle git. Böyle git ki ne kadar ciddi olduğunu görsün. Hazırız beyim. Yola çıkabiliriz. Alper'in cesetlerini getir Kutlu. Onlara kahramanlıklarına yaraşır bir cenaze töreni yapalım. Kur'an okutup gözyaşı dökelim. Onlar için yas tutalım. Ahali Süleyman'la oğullarını göndermekle ne kadar iyi bir iş yaptığımı görsün. Beni takdir etsin. Ölen alplerimizin acısı obamızı birbirine daha da kenetleyecektir. Onları ne yapayım? Süleyman Şah'la ailesini, Deli Demir'le kızını, hepsini kurda kuşa yem et. Kokuşmuş etleri bir işe yarasın bari. Turgut, hadi gidelim. Hepsini öldürmüştü. Olmaz. Kurtulmaya çalışırken hepsi ölmüş. Allah Allah, obamızı ne hale getirdiler. Beyim, biliyor musun? Kılıçları bile yokmuş. Kendilerini savunacak. Bu işlerin böyle olacağı belliydi zaten. Obamızın düştüğü hale bak. Hey, beyler! Dağılın buradan. Dağılın dedim size. Başka işiniz yok mu? Dağılın dedim size. Dağılın. Kurdoğlu'nun onları yaşatmayacağı belliydi. Bilir ki beylik elinden gider. Korkudan yaptırmış. Yazıktır. Günah. Kadınları öldürmüş. Zavallı dündarı da. Ya beyler böyle konuşmayın. Yerin kulağı vardır. Duyarlar filan. Aha geliyorlar. Kalk. Geliyorlar. Baş yardakçısı Kutlu. Başlıyoruz. Sen ne yapacağını biliyorsun Ayhan. Sen merak etmeyesin beyim. Toyda oturduğum yerin altına bir tane de kılıç saklayasın. Senden bunu isterim. Anladım beyim. Ben onu hallederim evvelallah. Allah yardımcın olsun. Sizin de beyim.
Sandığın yerini söyleyene kadar seninle Turgut Alp ilgilenecek. Süleyman'la ailesinin Hakk'ın rahmetine nasıl kavuştuğunu öğrenirsin böylece. Allah hepinizin belasını verecek. Manaramdır. En güzel hediye beni öldürmendir. Kardeşinin yaşamasını istiyorsan beni uğraştırma. Ne benim ne kardeşimin yaşamasına izin vermezler. Yiğit yaşasa bile babamın kaderini yaşayacaktır. Ölse bin kez daha iyi. Ağzımdan tek bir laf bile alamayacaksınız. Turgut Alp, sana iyi eğlenceler. Güneş batmadan bu işi bitir. Ne istersin Ayhan? Ertuğrul'un sana diyecekleri varmış. Ne diyorsun ulan sen? Ertuğrul da nereden çıktı? Nerede gördün onu? Beyim, alplerle devriyedeydik. Etrafı kolaçan ederken bir anda karşıma çıkıverdi. Bu mümkün değil. Mümkün değil. Ne dediğini kulağın işitir mi senin? Beyim, çok öfkeliydi. Boğazıma bıçağı dayadı. Konuş. Konuşsana be adam. Ne istiyormuş? Halime'yi mi? Hayır beyim. Tövde seninle hesaplaşmak istiyormuş. Senden de, köpekliğini yaptığın Kurdoğlu'ndan da korkmuyorum. Dışarı çıkın. Fakat beyim. Çıkın dışarı. Çıkın! Thank you.
Ben hain değilim. Atam Oğuz'a ihanet etmedim. Ellerime bulaşan bu kan Kayıların geleceği içindi. Daha güçlü, daha büyük olmak içindi. Yurt tutup devlette olmak içindi. Destur var mıdır beyim? Gel. Beni emretmişsin beyim. Gizlice tapınakçıların kalesine gideceksin. Ertuğrul'un yaşadığını haber edeceksin. Emredersiniz beyim. Hadi tez ol. Dur hele. Ayhan Alp'in peşine bir adam sal. Bir karın ağrısı var o itin belli. Attığı her adımı bilmeliyim. Uğursuz kefereler. Bir hakkından gelemediler Süleyman'ın dölünün. Ama ona öyle bir ölüm vereceğim ki. Gel Karabuda. Beyler de, ahali de huzursuz. Alpler de sıkkın. Nasıl olur da böyle bir işe izin verdik diye söylenir dururlar. Onları yatıştırmak gerek beyim. Yoksa daha çok kan dökülecek. Sen gönlünü ferah tut Karabudak. Ben ne yaptığımı iyi bilirim. Beylere haber sal. Öğleden sonra otağıma gelsinler. Emredersin beyim. Ne istersin Ayhan Alp? Canına mı susadın sen? Beyim, size Ertuğrul Bey'imizden selam getirdim. Nerede bu lanet cesetler? Süleyman Şah! Ne o? Bizi beklemiyordun değil mi Kutlu? Hadi! Ne duruyorsunuz? Vurun onları! Öldürün! Ne duruyorsunuz? Hadi! Öküz gibi böğürme Kutlu! Gel de al canımızı. Gelin bakalım. Gelin de cihanın kaç karış olduğunu öğrenin. Ah!
Affet Süleyman Bey. Eğer seni affedersem merhamet bana gücenir. Cesedi kurda kuşa yem olsun. Yem olsun ki kayıya kefen biçenin sonunu görsünler. Yiğidim ölmüşken yaşamımın manası yok. Öldür beni. Ertuğrul Bey'imin selamını getirdim. Herkes iyidir. Merak etmeyesin. Hepimiz kurtulacağız. Nurgut, nasıl olacak bu? Az daha sabredelim bacım. Ertuğrul bizi de, babayı da kurtaracak. Burada konaklayacağız. Thank you.
Hayır, baba! Hayır! Baba! Hayır! Baba! Dur Turgut! Turgut yapma! Turgut! Turgut yapma! Turgut! Kadınlara kıymayın bari. Yazıktır, günahtır. Durdu!
Abi. Kardeşim. Halime nerede baba? Kurdoğlu onu alıkoydu evlat. Turgut. Turgut. İyi misin? Baba Turgut. 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 Ne oluyor? Turgut. Getirin su. Turgut. Hemen obaya gitmeliyim. Biraz sabret hele. Önünü ardını bir konuşalım. Başka bir yol vardır muhakkak. Gündoğdu doğru der. Akıllıca hareket etmeliyiz. Eğer bu belayı da atlatmak istiyorsak zayıflık gösteremeyiz. Öfkene sahip olmalısın evlat. Nasıl durumu? Çok ağrısı var benim. Kafesteyken Kurdoğlu tapınakçıların verdiği ilacı getirmiş ona. İçmemiş. Kendisiyle savaşmış. Seni bir yere geçirsin. Ulan bir yere geçirsen seni. Turgut. Ertuğrul Bey'im. Kalkmayı değilsin. Babayı kurtarmamız gerek beyim. Ben çok yaşamam. Hiç olmazsa ölene kadar son vazifemi yapmak isterim. Sen Turgut'uma yardım et. Sen ona güç ver ya Rabbim. Ay kız. Sen övüncüm olacaksın. Senden başka erkeğim olmayacak. Senin hatıralarınla öleceğim. Lakin sana yalvarıyorum, öleceğini deme bana. Ne bana ne kendine. Uğursuz ilacın seni teslim almasına izin vermeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. İkimiz birlikte. Beni anlıyor musun? Sana söz veriyorum.
teslim olmayacağım. İnşallah bugün bu iş bitecek. Allah'ım şükürler olsun. Sabırlı olmalısın Halime Sultan. Bu çok tehlikeli Turgut. Ertuğrul tek başına. Sen hala hastasın. Başka çaremiz yok bacım. Ertuğrul Bey'im selam söyledi. Siz müşteri olun. Biz elimizden geleni yapacağız. Eyvallah. Allah yardımcımız olsun. Başka çaremiz yok baba. Kurdoğlu bize öldü bilmeli. Bu başarı ihtimalimizi yükseltecektir. Eğer Kurdoğlu yaşadığımızı öğrenirse... ...ne Ertuğrul'u sağ bırakır ne de Turgut'u. Ağabeyim haklı baba. Kurdoğlu gerçeği öğrenmeden bu işi bitirmek zorundayız. Toya katılmam için onu ikna etmeliyiz. Ya kabul etmezse? O vakit bütün Oğuz obalarını dolaşıp savaşacak yiğit aramaktan başka, savaşmaktan başka şansımız kalmaz ana. Bu kadar kan dökülmesine de hiçbirimizin gönlü razı gelmez. Turgut'un kalede yaşadıklarını anlatması, Kurdoğlu'nu ifşa etmesi... Beylerin düştükleri bu bataktan kurtulmalarını sağlayacaktır. Kardeşimin dediği gibi hiçbirimizin daha fazla kan kaybına tahammülü yok. Bir endişem de Turgut'un marazı. Ertuğrul, ona da kendine de dikkat et kardeşim. Peki abi. Beyim, Ertuğrul'un çevrede dolaşması pek ayrı alamet değildir. Herkes huzursuz. Bu işin sonunun nereye varacağını da kimse bilemez. Süleyman'la ailesi öldü. İki alpiyle ortada kalan Ertuğrul'dan mı korkarsınız? Obanın selameti için yola çıktık. Nice güçlükleri birlikte aştık. O haddini bilmez Ertuğrul'dan mı korkar oldunuz? Bu mu sizin beyliğiniz? Bu mu sizin erliğiniz? Utanmadan söyleyecek sözü olan var mı? Var mıdır dedim? Yoktur beyim. Ertuğrul Toy'a gelmek istermiş. Buyursun gelsin. Gelsin de boyunun ölçüsünü alsın. Bütün yalanlarını,
bütün iftiralarını tek tek yüzüne vurup onu kendi ellerimle öldüreceğim. Ne diyorsun sen? Hepsi kurtuldu mu? Evet efendim. Ertuğrul, Turgut ile birlikte bütün ailesini kurtardı efendim. Şövalyelerimizin hepsi öldü. Amcacığım ne yapıyorsun? Senin de baban gibi bir hain olduğunu biliyorum. Kız kardeşinle baban gibi seni de öldüreceğim. Alın götürün bu sürtü. Tanrı'nın laneti üzerine olsun. Sonsuza dek acı çek. Efendim, iyi misiniz? Gidin başımdan! Defolun! Kaçırın onu! Üstad'a durumu anlatmalıyız. Kardinal'in adamı Claudius bize saldırdı. Ertuğrul'la alplerini kurtardı. Merak etme. Haber verdim. Şimdi gelecek. Cesedi hemen yok et. İyi misiniz efendim? İyiyim Titus. Küçük bir yara. Hepsi bu. Kurdoğlu'nun bir adamı geldi. Şövalyenin söylediklerini teyit etti. Ertuğrul yaşıyor. Toya katılıp Kurdoğlu'na hesap soracakmış. Hayır. Süleyman'ın hükmü yok artık. Ertuğrul'u yakalamak zorundayız. Ya Turgut? Ertuğrul'la birlikte hareket ediyor belli ki. Bu nasıl mümkün olabilir efendim? İlacın etkisi... İlacın etkisi malum. Lakin... inancın etkisi bu Titus.
inancın etkisi. İlacı alamadığı için korkunç acılar içinde öleceği muhakkak. Ama Turgut gebermeden önce bize son bir iyilik yapabilir. Bize Ertuğrul'un kellesini verebilir. Ertuğrul toyda Turgut'un şahitliğiyle Kurdoğlu'nun ipini çekmek istiyor belli ki. Beylerin önünde babasının beyliğini geri almak peşinde. Bakalım kim kimin ipini çekiyor. Cesetleri ima ettiniz mi? Evet efendim. Güzel. Ya Arabi? İbnül Arabi İslam'a geçip onun müridi olduğunu sanıyor. Peki ya sandığı? Sandığın obada olduğunu öğrendim efendim. Sandığı alabilmek için Ertuğrul Alplerini üstadım şövalyelerinden kurtardım. Dahası üstadım bunu bildiğini de biliyorum. Sevgili dostum Petruccio. Demek öyle ha. Benden bilgi saklarsın. Hepsi bu efendim. Sen tanıdığım en iyi şövalyesin. Tanrı seni korusun evladım. Allah'ın tokadını öyle bir yiyeceksiniz ki işlediğiniz günahların bedelini ödeyeceksiniz. Kurdoğlu'na haber götüreceksin. Ona diyeceksin ki Halime Sultan'la Turgut'u istiyoruz. Kurdoğlu'na sadece Ertuğrul'un değil, bütün ailesinin kurtulduğunu söyle. Bu işin arkasında da o ikisinin parmağı olduğunu. Çabuk ol. Şu toyları başlamadan otağa haberi götürmelisin. Hadi git. Yüce İsa, zalimlere karşı savaşlarında onlara yardım et. Ertuğrul'un zafer kazanmasını sağla. İlahi adaletinde onların yolunu aydınlat. Günahlarımı affet.
İzadora! 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 Güzel yeğenim ihanetinin bedelini ödedi. Katil. O senin kanındandı. O kirli kanın tohumuydu. Öldü. Sana yaşaman için son bir şans sunuldu şehzadem. Kardinal Thomas'la birlikte Konstantiniyye'ye gideceksin. Ya da Isadora gibi öleceksin. İyi düşün. Size hizmet etmektense ölürüm daha iyi. Göreceğiz bakalım. Daha ne kadar ahkam keseceksin. Gözünüzü kulağınızı dört açın. Artık savaş başlıyor. Emredersin beyim. Allah'ıma şükürler olsun. Yaşıyorsun. Bunu gördüm ya. Ölsem de gam yemem. Senin için hepimiz ölmeye hazırız. Kurdoğlu Ertuğrul'la Toy'da hesaplaşmayı kabul etti. Etti beyim. Toy'a geleceğim. Toy'da sana adaletli davranacağına dair şeref sözü verdi. Eminim adalet incinmesin diye elinden geleni yapacaktır. Böyle olmasını hiçbirimiz istemedik beyim. Emin ol, adalet yerine gelsin diye hepimiz kellemizi vermeye hazırız. Eyvallah. Bundan şüphemiz yoktur. Zaten buraya kadar gelmekle bunu fazlasıyla gösterdiniz. Allah babamızı korusun. Amin. 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 Soysuzu sana neler etti Halime Sultan. Hem dövüp hem de sana bakmaya yolladı beni. Ben de bu suratlı. İyiyim ben, ilginç bir şeyim yok. Hep o Selcan Hatun yüzünden. Dur hele Egeş. Ne diyeceksin? Neyse. Ölmüş gitmiş. Günahlarıyla göçtü gitti. Arkasından konuşmak bana yakışmaz. De hele İgiş. Ne diyeceksen de. Uğursuz kadının tekiydi sultanım. Alpargo rahmetli Gökçe Hatun'u kasığından bıçakladığında gebe kalamayacağını bile bile Ertuğrul Bey'imle evlendirmek istedi. Susmam için de altın akça saydı avuçlarım. Ben de bu uğursuz ellerimle aldım. Sonra o bebek meselesi. Ne olmuş bebeğe?
çöl kadar kurak kadının gebe kalmasından şüphelenirdim hep. Bir de bebeğini düşürdük diye ay kızı kırbaçladı. Neyse. Allah günahlarını affetsin. İyi sen ben gideyim. Böylesine günahların olduğu, benim gibi üç kuruşa tamah eden zavallıların olduğu bir yerde huzur olmaz Halime Sultan. Allah günahlarımızı affetsin. Burada onun şeref sözüne güven olmaz. Bunu konuşmuştuk baba. Hepiniz öldü biliyor. Bu işi tek başına halletmeliyim. Ayhan bize yakın beylerle tek tek konuştu. Alplerle de. Merak etmeyin. Obada yalnız olmayacağım. Turgut Alp de toy zamanı otağda yakın bir yerlerde beni bekliyor olacak. Eğer bana bir şey olursa... Halime sizlere emanet. Hakkınızı helal etsin. Helal olsun. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Allah sizden razı olsun. Ömer'le yardım ulaştırdınız. Allah asıl senden razı olsun evlat. Nereye böyle? Obaya. Hakkımız olanı geri almaya gidiyorum. Sen Allah yolunda ol evlat. Allah yolunda ol ki o da senin yanında olsun. Kanımız aksa da zafer Allah'ındır. İnşallah. Müsaade edin. Turgut! Halime Sultan konuştu mu? Daha değil. Ama konuşacak. Şimdi beni iyi dinle Turgut. Halime Sultan'ı konuşturmak için iyi bir fikrim var. Onunla küçük bir gezintiye çıkacaksınız. De hadi. Emredersin.
Ertuğrul beni çok uyardı. Keza sen de öyle. Kurdoğlu hakkında söylediklerinizin hepsi doğru çıktı. Onu zamanında dinlememekle büyük hata ettim. Adalet incinmesin dedin. Doğru dedin. Adalet incinmesin. Varsın biz incinelim. Adaletin olmadığı yerde çocuklarımızı yaşamaya mahkum etmek utancından Rabbim bizi korusun. Her şey güzel olacak. Bugün mübarek cuma. Allah masum kullarına adil davranır. Allah seni başımdan eksik etmesin. İhtiyacınız var mıdır baba? Sağ ol kızım. Gündoğdu nasıl oldu? İçindeki zehri atmaya çalışmakta. Birkaç güne iyi olacak inşallah. Selcan... Birden hayırlı bir evlat oldu, ne dersin? Önce kardeşi, sonra beyinin düştüğü durumlar onu terbiye etti. İnşallah haklısındır hanım. Allah bilir. Dua edelim. Allah, bu yakın bağışla. O vakit bağışlanmaya layık olmak gerekir. Nasıl layık olur ki? Kızım, eğer bağışlanmaya layık olmak istersen... Evvela gönlünü temizleyeceksin. O gönül ki bizim en kıymetlimizdir. Peygamber Efendimiz bir hadisi kutsi'de Rabbimizin şöyle dediğini buyurdu. Ben yere göğe sığmadım, mümin kulumun gönlüne sığdım. O yüzden işte bu gönlümüz var ya, gönlümüz. Ademoğlunun en büyük hazinesidir. Kızım. Eğer sen de bağışlanmak dilersen, Hazreti Hatice validemiz gibi ol. Hazreti Hatice validemiz, İslam'ın ilk yayıldığı dönemlerde Hazreti Peygamber Efendimiz'in yanında tüm müşriklere meydan okudu. Onun kalbi mi kırıldı? Kalbine merhem olmak istedi. Servetini eşinin davasını yaymak için harcadı. İnsanlar ona inanmazken o inandı. Herkes Hazreti Peygamber'den kaçarken o varı yoğuyla destekledi. Ve Allah da Peygamber Efendimiz'e ondan evlatlar nasip etti. O yüzden de rehberini Hazreti Hatice validemiz seçti.
oluyor Turgut? Nereye gidiyoruz? Bu hiç iyi değil Halime Sultan. Ters giden bir şeyler var. Hayırdır? Neden buraya geldik? Biz obaya gideceğiz. Siz de kaleye gideceksiniz Turgut. Ertuğrul geldi beyim. Gelsin bakalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin beyim. Hoş geldin. Allah hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Allah yardımcınız olsun. Gün bedel ödeme günüdür Ertuğrul. Doğru dersin Karabudak. Bugün bedel ödeme günüdür. Kıyamette herkes hesabını verecek. Ondan şüphemiz yok elhamdülillah. Lakin senin ve Kurdoğlu'nun cezanızı çekmek için kıyamete kadar beklemenize gönlüm razı gelmez. Thank you.
Başınız sağ olsun Ertuğrul Bey. Başın sağ olsun beyim. Allah sabırlar versin Ertuğrul Bey. Başınız sağ olsun beyim. Allah sabır versin. Allah sabırlar versin. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun beyim. Başınız sağ olsun Ertuğrul Bey. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Toyda benimle hesaplaşmak istemişsin Ertuğrul. Kuyruğunun dibinden ayrılmayan itin Karabudağında dediği gibi. Bugün bedel ödeme günüdür. Babanın aziz hatırasına bakmam, seni burada ezer geçerim. Haddini bil. Ertuğrul, ne bu obada, ne bu otağda, ne bu toyda, ne de öküzlerin otladığı meralarda esamen okunmaz artık, bunu bilesin. Sadece emin olduğum için, babana duyduğum saygıdan kabul ettim seni otağına. Haddini aşarsan, seni oba meydanında kazığa oturturum bilesin. Hacın büyüktür. Lakin içinde bu obanın insanlarına karşı birazcık saygı kaldıysa huzursuzluk çıkarmazsın. Ailen için toydan sürgün kararı çıktı. Dayın Korkut Bey'in obasına gönderileceklerdi. Lakin baban ve ağabeyin bu karara boyun eğmeyip baş kaldırmayı tercih etti. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Şimdi ne diyeceksen de sonra da toydan çıkacak karara boyun eğ. Beni de ailem gibi sürgün yolunda köpekliğini yaptığın tapınakçılarla satın aldığın alplerle mi gidermek istersin Kurdoğlu? Yetti artık beyim. Bu densizin iftiralarına katlanmanın da bir sınırı var. Madem Kurdoğlu Bey'imiz büyüklük gösterip davet etmiş, bırakalım da konuşsun. Karabudak. Toy, Allah'ın adaletinin tecelli ettiği yerse Ertuğrul Bey'imiz eteğindeki yere döksün derim ben. Doğru söyle. Doğru söyle. Doğru söyle. Eyvallah. Bir beyi otağında, toyunda böyle ithamlarla suçlamanın bedeli çok ağırdır Ertuğrul. Böyle giderse babadan cesedin çıkacak bilesin. Sen benim gözümde bu obanın beyi değilsin Kurdoğlu. Sen benim gözümde Oğuzların, Kayıların yüz karasısın. Sözlerim itham değil gerçektir. Bunları kanıtlayacak da iki tane şahidim vardır. Siz beylerden bu şahitlerin otağa gelmesi için izin isterim. Gelsin beyim. Gelsin beyim. Gelsin beyim. Gelsin beyim. Gelsin beyim. Gelsin. Madem öyle konuş bakalım. Yalnız bilesin, sen de fark etmişsindir.
Toyumuzdan 3 beyimiz eksiktir. Senden kusura bakmamanı istediler. Allah'ım, evladıma yardım et. Yardım et ki zulüm sona ersin. Amin. Amin. Rabbim ona şüphesiz apaçık fetih nasip etmiştir. Hazreti Peygamber, Mekke'deki müşriklerin zulmü artınca müminlere huzur diyarı aramak için Taif'e doğru yola çıkar. Binbir umutla gittiği Taif, kendilerine gelen rahmeti görmez. Hazreti Peygamber yüzüne tüm kapılar kapanırken ümidini kesmez. Davasını anlatabilmek için, bir kişinin hidayetine vesile olmak için mücadeleye devam eder. Lakin Taif halkı Hazreti Peygamber'i taşladı, zulmetti. Ve Peygamber Efendimiz yaralı bir şekilde Taif'in dışına çıktı. Ve Cebrail geldi. Eğer isterse Taif'i yerle bir edeceklerini söyledi. Ancak alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, hayır, ben onların helak olmasını istemem. Allah onların nesillerinden yalnız Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şekilde şerik koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim diye buyurmuştur. Ve Taif halkı yıllar sonra Müslüman oldu. Merhamet zulme galebe çaldı. İnşallah şimdi de merhamet zulme galebe çalacaktır. Thank you.
iyi misin? İyiyim. Üçünüzü böyle bir arada gördüm ya. Ölsem de gam yemem. Kardeş. Turgut kardeş. Kardeş. İyi misin kardeş? İyiyim. Kardeş. Obaya gitmem gerek. Git kardeş hadi. Hay kardeş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ben yokken ortalık bayağı bir karışmış beyim. De bakalım yeğen. Şahitlerin neyime şahitlik edecek? Kara Toygar'la işbirliği edip kervanı bastırmana şahitlik edecekler. Kurdoğlu. ...15 alpimizi şehit ettirmene. Tapınakçılarla işbirliği edip obaya her türlü felaketi taşımana şahitlik edecekler. Burada olun. Yeter artık beyim. Daha ne kadar? Kaleye defalarca gidip tapınakçıların Antakya üstadı Manzini ile beraber işlediğiniz suçlara şahitlik edecekler. Vay vay vay. Ne güçlü şahitleri varmış Ertuğrul yeğenim. Öyle. Senin hainliklerini bizzat gören, bizzat işiten şahitlerdir Kurdoğlu. Üstad Manzini'den aldığın altınlarla obada nasıl adam devşirdiğine de şahitlik edecekler. Satın aldığın soysuzları tek tek söyleyecekler. Kimdir şahidin? Turgut Alp'tir. Turgut Alp'le birlikte aileni sürgüne götüren Alplerimi katlettiğini bilmediğimi mi sanırsın? Ah Ertuğrul. Sen Kurdoğlu'nu çok hafife almışsın. Bunlar akıllarınca bana tuzak kurmuşlar. Halime Sultan'ı da yanlarına almışlar. Her türlü iftirayla haysiyet cellatlığına soyunmuşlar. Ama bilmezler ki onların celladı ben olacağım. Artık sürgün mürgün yok. Hepinizi öldüreceğim Ertuğrul. Hiçbirinizi yaşatmayacağım. Cihanın öteki ucuna da gitseler aileni bulup öldüreceğim. Alper! Yakalayın onu! Ah!
Her şeyi itiraf etmezsen seni buracıkta öldürürüm. Konuş Kurdoğlu. Beylerim, hepsi yalandır. Hepsi iftiradır. Korkmayın beylerim. Yalandır hepsi. Kurdoğlu, hak geldi, batıl zahir oldu. Turgut Alp'im. Buyur bey. Süleyman Şah'a haber verirsin. Buyursun gelsin. Otağına kurulsun. Emredersin beni. İnşallah bu kutlu otağı bir daha böyle bir utanç yaşamaz. Baba, ateş yandı. Ertuğrul başardı. O halde gidelim. Hayme, siz sonra arkadan gelirsiniz. Nasıl istersen beyim. Abdurrahman, hazırlayın atları. Hemen bey. Deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran, Allah'a, sancağa, pusata yemin olsun. Çıktığım gaza yolunda, Hızır Ata yoldaşım, Hazreti Ali Pirim olsun. Zülfikar pusatım, düldül atım olsun. Sefer bizim, zafer Allah'ın olsun.
Hainlere merhamet edilmez Kurdoğlu.